Elektrik enerjisi neden yüksek gerilim olarak taşınır? Elektrik üretildiği santralden tüketildiği son kullanıcıya kadar elektrik şebekeleri üzerinden taşınır. Elektriğin gerilim değeri transformatörler ile nispeten düşük kayıplar verilerek değiştirilebilir. Gerilimle akım da ters orantılı olarak değişir. Uzun mesafelerde elektriğin taşınması gerilim değeri yükseltilerek yapılır. Gerilim değeri yükseltildiğinde akım değeri düşecek ve bu düşük akımın iletilmesinde daha küçük kesitli iletkenler kullanılacaktır. İletken kesitinin düşmesi taşıma direklerinde şalt malzemelerine kadar tüm maliyetleri düşürecektir. İsterseniz bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım. 30 MW güç tüketen bir kasabayı, bir ilçeyi 50 kilometre uzunluğundaki iletim hattıyla beslediğimiz düşünelim. Örneğimizin birinci kısmında bu iletim hattını AG gerilimle faz nötr gerilim 220, faz arası gerilim 380 volt olan AG gerilimle yaptığımızda ne olacak? Daha sonra 154 kV'luk bir yüksek gerilimle yaptığımızda ne olacak? Bunun karşılaştırmasını yapacağız. 3 faz sistemlerde güç formülü karekök 3 U fazlar arası gerilim çarpı akım çarpı kosinüs fi'dir. Kosinüs fi yüke bağlıdır ve elektriği çok iyi bilmeyen arkadaşlar için kosinüs fi'yi kafamız karıştırmasın diye şu anda göz önüne almayacağız. Burada faz nötr gerilimle ben 220 volt demiştim. Yani prizlerimizdeki olan gerilim değeri. Faz arası gerilim değeri nedir? Faz nötr gerilimi çarpı karekök 3'tür. Benim prizimde faz nötr gerilimi 220 ise bununla 1,73 çarparım 380 volt iki faz arasındaki gerilimi bulurum. Benim besleyeceğim güç ne kadardı? 30 megawatt yani 30 milyon watt'tı. Bu güç formülünden akımı çekecek olursak akım eşittir. Güç bölü karekök 3 çarpı faz arası gerilim. 30 milyon vata çeviriyoruz bunu. Bölü karekök 3 çarpı faz arası gerilim neydi? 380 volttu. Çarpı 380 dediğimizde benim bu besleyeceğim yük yani bu kasabam, bu ilçem şebekeden 45 kilo amper akım çekecek. Öyle gözüküyor. Şunu biliyoruz ki bir iletkenin içerisinden akım geçirdiğimizde bu iletkenin direncine bağlı olarak üzerinde akımdan dolayı bir ısı oluşur. Bu ısı atmosfere saldığımız hiçbir işimize yaramayan ve bizim kayıp olarak değerlendirdiğimiz bir ısıdır, bir güç harcamasıdır. Ve bu iletkende, iletim hattı üzerindeki iletkenlerde oluşan güç kaybı akımın karesi çarpı direnç şeklindedir. Burada şöyle bir sınırlama getirelim kayıp gücüme. Diyelim ki beslediği gücün binde bir değerinde kayıp güce ben göz yumuyum. Bu 30 milyon wattı. Bunun binde biri ne yapar? 30 kilowatt yapar. Yani benim bu 30 milyon wattlık beslemiş olduğum yükün kasabanın besleme hattında oluşacak kayıpları binde birle sınırladığımda diyorum ki bu iletkenlerde ben 30 kilowattlık bir kayba müsaade edecek şekilde burada bir boyutlandırma yapayım iletken kestiğinde. Neydi bu kayıp gücün formülü? I kare çarpı R. Ben 30 bin watta müsaade ediyorsam, akımı da biliyorsam 45.634 bunun karesi çarpı R. Burada benim iletim hattımın toplam direncinin 1.44 10 üzeri eksi 5 ohmu geçmemesi gerekli ki ben buradaki güç kaybını 30 kW'da tutabileyim. 50 km hattın toplam direnci 1.44 10 üzeri eksi 5 ohm olması gerekliyse peki burada 1 metrelik uzunluğun direnci ne olması lazım bu iletim hattının? 1.44 10 üzeri eksi 5 bölü 50 km 50 bin metre yapıyor. Bu da 2.88 10 üzeri eksi 10 ohm. Buradaki iletim hattının 1 metresinin alabileceği maksimum direnç değeri. Kullanılacak iletkenin 1 milimetre kesit ve 1 metre uzunluğunun direnci 0.017 ohm'dur. Hani buradaki değerleri ben faraza veriyorum ama bu 0.017 ohm 1 milimetre kare kesitinde ve 1 metre uzunluğundaki bakır telin direncidir aslında. Peki burada benim müsaade edeceğim 1 metredeki direnç 2.88 10 üzeri eksi 10 ohm ise bu iletkenimin kesisi ne olmalıdır? Şunu biliyorum. Dirençle kesit ters orantılıdır ve ters orantı aldığınızda yani 0.017 bölü 2.88 10 üzeri eksi 10 dediğinizde burada virgülden sonrasını saymayacağım ama yuvarlak olarak 59 milyon metrekarelik devasa bir iletken kesiti olması lazım ki 30 megawattlık bir gücü beslerken 50 kilometrelik iletim hattında en fazla binde birlik bir kayıp oluşsun. Buradan bir de ağırlık hesabı çıkaralım. Kullanılacak iletkenin 1 milimetre kare kesit ve 1 metre uzunluğunun ağırlığının 0.09 kilogram olduğunu biliyoruz. 59 milyon milimetre kare kesitine sahip ve 1 metre uzunluğundaki iletkenin ağırlığı ne olacak? Bu sefer 59 milyondan 0.009'u çarptığımızda sadece bu iletkenin 1 metresi 531 ton yapmakta. Ben şunu da biliyorum. Hattım benim 50 kilometre yani 50 bin metre. Bu sefer hattın
toplam ağırlığını bulacak olursak sadece iletken ağırlığını 26 milyon ton gibi yine devasa bir rakamla karşı karşıyayız. Peki bir de gerilim düşümüne bakalım. Yani benim bu iletim hattında fazla tür gerilim 220, fazla arası gerilim 380 olduğunda ne kadarlık bir gerilim düşecek? Gerilim formülü neydi? U eşittir I çarpı R akım biliyorum. Akımla ben bu hattın direncini çarptığım zaman 0.65 volt. Bunu biraz sonra 154 kilovoltla kıyaslayabilmem için yüzde gerilim düşümünü hesapladığımda da yani %0.17 voltluk bir gerilim düşümü oluşuyor. Şimdi bu iletim hattını yüksek gerilimle yapalım. Bunu nasıl yapacağız? Enerjinin üretildiği noktada çıkış sekonder gerilimi 154 kilovolt olan bir tane yükseltici iletim trafom olacak. Bu 154 kilovoltu 50 kilometre boyunca ilettikten sonra abonelere en yakın noktaya koyduğum bir tane dağıtım trafom var. Bu da 154 kilovoltu fazla arası 380 volta düşürecek ve buradaki 50 kilometrelik mesafeyi ben 154 kilovolt yani 154 bin voltla taşımış olsam bu değerler ne olacak? Şimdi ona bakalım. Yine gücü biliyorum. 30 milyon watt. Bu sefer gerilim ne oldu? 154 kilovolt oldu. 30 milyon bölü karekök 3 çarpı 154 bin dediğimde bu sefer benim 30 megawattlık gücüm şebekeden 112.6 amper akım çekecek. Güç formülünü tekrar hatırlayalım. P eşittir karekök 3 çarpı U çarpı I. Kosinüs fi vardı. Kafamızı karıştırmasın diye kosinüs fi'yi almamıştık. Karekök 3'ü de şu anda bir orandan bahsettiğim için görmeyin. P eşittir U çarpı I. Sabit bir yükü iletim hattıyla taşıdığımızı düşünürsek eğer siz buradaki gerilimi düşürecek olursanız gücü karşılayabilmek için akım artmak zorunda ya da gerilim yükselttiğinizde yine gücü karşılayabilmek için akım azalmak zorunda. Yani ben gerilimi yükselttikçe aslında iletmiş olduğum akım değerini ne yapıyorum? Küçültmüş, düşürmüş oluyorum. Yine kaybın binde bir olmasına müsaade ediyordum. 30 kW bir kaybım olacaktı en fazla. Bu da kayıp neydi? I kare çarpı R'ydi. 30 kW eşittir 112'nin karesi çarpı R ve buradan R'yi çektiğinizde 30.000 bölü 112'nin karesi 2.36 ohmluk bir direnç değeri çıkıyor. Bir önceki örneğimize göre bu direnç değeri daha yüksek. 50 km hattın toplam direnci 2.36 ohm olması gerekli. Bunu az önce gördük. Peki 1 metre uzunluğunun direnci ne olacak? 50 km'si 2.36 ohm olacaksa 1 metresi ne olacak? 2.36 bölü uzunluğu bölüyoruz 50.000. 1 metre iletkenimin direnci 4.73 10 üzeri eksi 5 ohm olmalı. Kullanacak iletken kesinin 1 mm kare kesit ve 1 metre uzunluğunun direnci yine aynı iletkeni kullandığımız için 0.017 ohm. Peki 4.73 10 üzeri eksi 5 bu neydi? 1 metrelik benim hattımın direnciydi. Burada kesit ne olmalı? Kesit yine ters orantılı olduğu için 0.017 bölü 4.73 10 üzeri eksi 5 dediğimizde 359 milimetre kare bana ikinci örneğimde kesit çıkıyor. Kullanacak iletkenin 1 mm kare kesit 1 metre uzunluğunun ağırlığı 0.09 yine aynı iletkeni kullanıyoruz. 359 mm kare 1 metre uzunluğundaki iletkenin ağırlığı ne olacak bu sefer? 359 çarpı 0.09 yani iletkenin 1 metresinin uzunluğu 3.23 kilogram olacak. Ama benim hattım 50 kilometre. Bunu bir de 50.000 ile çarptığımızda hattın toplam ağırlığını bulacağız ki bu da 161 kiloton yapıyor. Yine 154 kilovoltta oluşacak gerilim düşümüne baktığımızda U eşittir I çarpı R 154 kilovoltta 265.7 voltluk bir gerilim düşümü oluyor. Yine bunu karşılaştırabilmem için yüzde gerilim düşümünü hesaplıyorum. O da yine 0.17 volt olarak elde ediyorum. Şimdi iletim hattından 380 volt ve 154 kilovolt taşımayı bir karşılaştıralım. Kayıp gücüm zaten baştan beri sabitti 30 kilovolt. Gerilim düşümleri, yüzde gerilim düşümleri yine aynı çıkıyor. Akım 380 volt taşıdığınızda 5 kilo amper, 154 kilovolt taşıdığınızda 112.6 amper çıkıyor. İletken kesti 380 voltluk gerilimi taşıdığınızda 59 milyon milimetre kare çıkarken 154 kilovolt taşıdığınızda 359 milimetre kare. Aralarında 164 misli gibi bir oran var. Yine burada iletkenin ağırlığına baktığımızda 380 volt taşıdığınızda 26 milyon ton ağırlığındaki bir iletkeni taşımanız gerekli. 154 kilovoltta ise bu 161 kilotona düşüyor. Yine burada da 161.4 misli gibi bir aralarında oran var. Muhtemelen şu ikisi aynı çıkacak ama bazı küsuratları almadığımız zaman aralarında küçük bir sapma burada olabilir. Şunu söylüyorum. Gerilimi siz 380 yerine 154 kilovoltla taşıyacak olursanız buradaki iletkeni 1 bölü 164 misli daha küçük seçebiliyorsunuz.
Görüldüğü gibi alçak gerilim ile enerji iletiminde karşımıza devasa iletken boyutları çıkmaktadır. İletken kesimini küçük olursanız bu sefer de iletim hattındaki güç kaybı ve gerilim düşümünü arttıracaktır. Bu kadar büyük boyutlardaki iletkenleri direkler üzerinde taşımamız imkansızdır. Yalıtımlı kablolar olarak yer altında taşımamız gerekir ki bu bile imkansızdır. Kaldı ki bu boyuttaki bir iletkeni bağlayacağımız ayırıcı, kesici, sigorta gibi şap malzemelerinin imalatı da oldukça güç olacaktır. O nedenle elektrik iletim ve dağıtımı yüksek ve orta gerilimle yapılmaktadır. Yüksek gerilimin en büyük sorunu yalıtımın zor olması ve canlılar için ölüm riskini yüksek oluştur. Umarım bu video enerji iletiminin neden yüksek gerilimle yapılması gerektiği konusunda size bir fikir vermiştir. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.